Değerli İlçe Milli Eğitim Müdürüm, ilgilenmeyi üyelerimiz, Taban Derneği'nin değerli başkanı ve yönetimi, değerli protokol, sevgili öğrenciler, değerli basın, bugün bu ortamda bulunmaktan dolayı, sizlerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle Taban Derneği'nin aktif çalışmalarından dolayı başkanı ve yönetimini kutluyorum. Daha önceki yıllarda yapılan Tapan şenliklerindeki çalışmaları, oradaki Tapan yöresinin kültürel ve folklor değerlerini ortaya çıkarılması, geçenlerde yaptığımız Tapanlar Gecesi, yaptıkları Tapanlar Rehberi, bugün de burada gerçekten farklı ve güzel bir atmosferi sizlere, değerli öğrenci sizlere sundular. Ondan dolayı da özellikle tebrik ediyorum, kutluyorum. Siz değerli gençlerim, inşallah önümüzdeki sınavda başarılı geçmesini diliyorum. Şans diliyorum sizlere. Az önce de masalarınıza uğradım. Orada da dilerim. Tekrar diliyorum. Gerçekten geleceğimiz donanımlı, iyi yetişmiş gençlerde. Ben de Tapan'ın bu çalışkan, azimli gençlerinin bu konuda çok çok ileride olacaklarını düşünüyorum. Bir de biliyorsunuz biz de sizler gibi aile çocuklarıyız. Bugün belediye başkanlığı yapıyorum. Bunları size bırakacağız. Onun için iyi çalışın. İyi hedef koyun. Yani Cumhurbaşkanı'na baktığınız zaman da sizin gibi bir aileden çıkan bir ailenin evladı. Başbakan da öyledir. Hedeflerinize avukatlık koyarsınız. Hukuk yani siyasal bilgiler koyarsınız. Mühendislik koyarsınız. Ne koyarsanız koyun. Çok donanımlı gençler olarak yetişmeniz herhalde en güzel olacaktır diye düşünüyorum ben. Az önce konaktan bahsettiler. Bu da bizim geçmişimizi geleceğe taşımaktı. Biliyorsun kültürel miras dünyadaki gelişen değerlerden bir tanesi. Biz de bölgemizde bulunan kültürel mirasa sahip çıkmaya çalışıyoruz. İşte caminin eski haline döndürülmesi projesi, etrafının, meydanın düzenlenmesi projesi. Bunlardan bir tanesi de burası. Burası 2 sene önce geçen yıkılmak üzereydi. Yani 1 yıl daha kalsa üzerinden herhalde bir taş geçseydi bu bina üst katı inecekti büyük ihtimalle. İstanbul Teknik Üniversitesi Restorasyon Bölümü akademik bir çalışma yaparak bitirdi burayı. 2 yıl sürdü bunun sadece proje çalışması. Burada çok özgün değerlere ulaştık biz. Hatta bir tanesini söyleyeyim ben. Kapıların arkasında bazı yazıları rastladık. Osmanlıca yazılar. Yani o İlk yapandan sonra burayı devlet kamulaştırıyor. Orada geçmemiş ama ben onu anlatmak istiyorum. Kemal Arkan Beyler, bu konağın daha önce bizden önce sahipleri, burayı 1920'lerden sonra alıyorlar yarısını. Yarısı da Milli Emlak Müdürlüğü'nde yani devletin yarısı da. Daha sonra 45'lerde onu da alıyorlar. Ondan sonra o aile oturuyor burada. Biz onlardan aldık. Onların da zaten geçmişini biz buraya plaka şeklinde çakıp onları da burada tanıtacağız. Onların katkıları ve bu konuya sahiplenmesini. İşte bu geçmişimizi geleceğe taşımaya çalışıyor. Burası şu anda da yaşıyoruz burada. Bir yemek yiyoruz. Bu açılış değil. Sadece sizlere gerçekten böyle bir otantik atmosferde sunulan bir imkandı. Gerçekten o da güzel olduğunu düşünüyorum burada. Sizler gördünüz. İnşallah ileride belki yönetici olursunuz. Bir yere gelirsiniz. Orada da bu tecrübeyi de inşallah hatırlarsınız diye düşünüyorum. Bu geçmişe sahip çıkma adına. Oradaki kültür şuydu. Kapının arkasına diyelim 1925 yılında Ankara'ya bir yolculuk yapılmış. O zaman bu kadar hızlı yollar yok, işte güzel yollar yok, otomobil yok. Aile demiş ki 1925 yılında dedem işte büyük babam Ankara'ya gitti. Mesela 1 Aralık 1930'da işte anneannem öldü. Böyle bir kültür vardı. Biz bunu belgeledik ve o tez konusuna yerleştirdik biz. Değerli gençler, bugün inşallah güzel bir gece geçireceksiniz. Tuba Öğüt, hanımefendi de burada. Kozan'la biliyorsunuz. Alaturka'da yarışmıştı. Bugün de o burada. O size güzel türküler söyleyecek ve arkadaşları da size söyleyecekler. Ben tekrardan katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tapanlar Derneği'nin başkanı ve yönetimine bu imkanı sağlıklar için teşekkür ediyorum. Katılan değerli dostlara teşekkür ediyorum. Büyük bir farklılık ve ayrıcalık benim için. Hepinize saygılar, sevgiler ve başarılar diliyorum.